Volkanik hareketlere bağlı olarak oluşan kaldera, mağar ve krater gibi çukurların sularla dolması sonucunda volkanik göller oluşur. Buna göre ülkelerinde hangisinde volkanik göllere daha fazla rastlanır demiş arkadaşlar. Böyle bir durumda neyi bilmemiz lazım bizim? Acaba volkanizma nerelerde etkili? Biz şöyle yaptığımız hatırlarsanız bir H harfi gibi yapıyorduk arkadaşlar. Şu bölgelerde Akdeniz'de de geçecek şekilde volkanizma fazladır bir de şu alan demedik. Bunlar içerisinde özellikle şurada gösterdiğim İzlanda'daki çok sayıda volkanizma vardır ve şurada Güneydoğu Asya'da bulunan Endonezya'da çok fazla volkan vardır ve buralarda oluşan kaldera, mağar ve krater gibi çukurlar ve bunların dolmasıyla da oluşan çok sayıda göl bulunur. Yani bu durumda cevabımız 1 ve 2 A seçeneği olacaktır. Haritada numaralanmış bölgelerden hangilerinde yer alan akarsuların rejimleri düzenlidir? Rejimleri düzenli ise arkadaşlar ne olması lazım? Her mevsim yağışlı olması lazım. Her mevsim yağışlı olan iki iklimimiz vardı. Birisi okyanusal iklim, diğeri ise arkadaşlar ekvatoral iklimdi. Peki hocam ekvatoral iklim nerede? O zaman ekvatoru çok iyi çizmemiz lazım. Hemen çizdim ekvatorumu. 3 numara yani şu alanlarda olacak. Okyanusal iklim ise özellikle Kanada'nın batısı ve Avrupa olacak. Bu durumda arkadaşlar 1 ve 3 numaralı alanlardaki akarsuların rejimleri düzenlidir diyoruz. Haritada numaralanmış akarsularda hangileri en çok suyu kışın taşır? Eğer arkadaşlar en çok suyu kışın taşıyacaksa buranın yağmur sularıyla beslenmesi lazım. Eğer kar sularıyla beslenseydi arkadaşlar kar yağacak. İlkbahar sonlarına doğru ya da yaz başına doğru sıcaklığın artmasına bağlı olarak akımı artacaktı. O zaman burada kış aylarında yağmur olması lazım. Bu durumda arkadaşlar bu akarsu nerede olması lazım? Hemen bakıyorum Ege ve Akdeniz kıyısında olması lazım. Yani bu durumda cevabımız 3 ve 4 numara olacak. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yani Ege Akdeniz'deki akarsular en çok suyunu kış mevsiminde taşır. Aşağıdaki kaynaklardan hangisi Türkiye'de yoktur demiş arkadaşlar. Vadi kaynakları dağların yamaçlarında vadilerde olur. Karstik kaynak Akdeniz kıyısında fazla. Genç araziye sahip olduğumuz için pay kaynağı fazla. İnsanlar tarafından açılan artezyen kaynağı fazla ki bunlar tarımda sulama için kullanılır. Türkiye'de arkadaşlar aktif volkan olmadığı için geyser dediğimiz kaynaklar bulunmaz. Aşağıda bir toprak oluşumuna ait kesit verilmiş. Bu şekilde horizon yani katmanları belirginse arkadaşlar bu toprak zonal topraklar grubunda yer alır. Bu şekilde meydana gelen toprakların oluşumunda aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir? Zonal toprakların oluşumunda en fazla etkili olan arkadaşlar iklim koşulları. Yani o bölgenin sıcaklık ve yağış koşullarıdır. Bu durumda cevabımız A seçeneği olacaktır. Yine toprak yapısı verilmiş. Yani zonal toprak verilmiş. Aşağıdaki toprak tiplerinin hangisi şekildeki gibi oluşuma sahip değildir? Yani aşağıdakilerden hangisi zonal toprak değildir demiş arkadaşlar. Bunlar içerisinde tundra, çernenzyum, terrarosa ve laterit zonal topraklar içerisinde yer alır. Akarsuların taşıdığı yerde oluşan, taşıyıp biriktirme yaptığı yerlerde oluşan toprağa ise biz alüvyal toprak diyoruz. Bunlar da katmanlar yani horizonlar belirgin değildir arkadaşlar. Bu durumda cevabımız D seçeneği olacaktır. Haritada numaralanmış alanlarda görülen toprak türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ÖSYM sever arkadaşlar. Hemen bir numaralı alana baktığım zaman burada sert karasal iklimin olduğunu görüyorum. Sert karasal iklimin doğal doğal oluşumunda burada görülen toprak türü arkadaşlar Çernozyum ya da diğer adıyla kara topraktır ki çok verimlidir. Humus bakımından zengin olduğu için. 2 numaralı alan Güney Afrika'da bulunuyor arkadaşlar. Bu gördüğümüz alanda Akdeniz iklimi görülür. Akdeniz ikliminin toprağı ise arkadaşlar Terra Rossa olacaktı. 3 numaralı alan çöl. Bu yüzden buradaki toprakların ise çöl toprağı olması gerekecek. Bir Chernozem 2 terör olsa 3 çöl olacak yani bu durumda cevabımız E seçeneği olacak. Dünyadaki bitki formasyonları verilmiş arkadaşlar. A çalı ve ot formasyonu hangisi getirilmesi doğru olur diye bir soru. Mesela ağaç formasyonu tayga ağaçtır. Tundra ot, maki çalı, tayga ağaç, maki gitti. O zaman ikincisine baktığımızda çalı olacaktı arkadaşlar. Çalılar hangisi olabilir? Garik olabilir. Evet burada garikleri almış. Yani bu durumda cevabımıza baktığımızda sanki D gibi görülüyor. Ama devam ediyoruz. 3 numara Tundura. Evet o da bir o topluluğudur. Yani bu durumda cevabımız D seçeneği olacaktır. Türkiye toprak çeşitliliği fazla olan ülkelerden biridir. Bu durum üzerinde iklim çeşitliliğinin fazla olması tabii ki etkilidir arkadaşlar. İklim ne kadar çeşitli bitki ve ona bağlı olarak da toprak örtüsü e, çeşitlilik gösterir. Kısa mesafede yer şekillerinin değişmesi arkadaşlar yine hem iklimi hem de toprak yapısını etkileyecektir. Bu durumda toprak çeşitliliği fazla olacaktır. Yeraltı kaynakları yönünden zengin olması olmaz arkadaşlar. Yani yeraltı kaynaklarının demir, bakır gibi madenlerin fazla olması bu yerin iç yapısıyla alakalıdır. Doğrudan bu toprak yapısını etkilemez. Yani bu durumda cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olacaktır. Bu harita yoktu arkadaşlar ben ekledim buraya. Daha kolay yapalım diye. Yukarıda verilen ülkelerde hangilerinin orman alanı bakımından daha zengindir? Ben ülkelerin yerini size göstereyim arkadaşlar. Meksika dediğimiz alan burası. Hindistan dediğimiz alan burası. İsveç dediğimiz alan burası. Moğolistan dediğimiz alan burası. E bu durumda baktığımızda hangisinde yeşil renk daha fazla arkadaşlar? Hemen bakıyorum. İsveç ve Hindistan'da fazladır. Yani bu durumda cevabımız 2 ve 3 C seçeneği olacaktır. Haritada verilen ok doğrultusunda hareket eden bir coğrafyacı aşağıdaki bitki türlerinin hangisini görmemiştir? Mesela Sığla ağacı nerede arkadaşlar? Şurada gördüğümüz alanda Muğla'nın Köyceğiz ilçesi yakınlarında bunu görmesi beklenmez. Mesela Kestane Karadeniz'de Keçi boynuzu Akdeniz'de. Meşe ve geven ise meşe her yerde olur. Geven ise karasal iklimde görmüş olabilir. Ancak bunlar içerisinde sığıl ağacı endemik bir bitkidir. Türkiye'de sadece Muğla'daki Köyceğiz ilçesi yakınlarında görülür. Bu durumda cevabımız A seçeneği olacaktır. Yaz aylarının sıcak ve kurak, kış aylarının ise ılık ve yağışlı geçtiği, yani burada neyi tarif ediyor arkadaşlar bize? Akdeniz iklimini tarif ediyor. Bu bölgelerde başlıca bitki türleri yabani zeytin, sandal ve koca yemiş. Yani makiyi göstermiş arkadaşlar. Bu bitki örtüsü aşağıdaki illerden hangisinde görülmez? Bu bitki örtüsü nerede görülür? Önce onu söyleyelim arkadaşlar. Şu gördüğümüz Taradığımız alanda bu bitki türleri görülebilir. Peki Çanakkale neresi arkadaşlar? Burada gördüğümüz alan Çanakkale. Kütahya burası sanki çizgimizin dışında kaldı arkadaşlar. Mersin denildiği zaman burası, Hatay denildiği zaman burası ve Muğla denildiği zaman burası. Yani bu durumda cevabımız Kütahya B seçeneği olacaktır.